Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Bugün Pazarlama Türkiye'nin T-Talks sohbetinde sizlerle birlikteyim. Çay sohbetleri, işte çayımız da burada. Nedir bu? Sizden gelen soruları bizzat ben cevaplayacağım. Böyle bir format. Daha önce sosyal medyada zaman zaman sorular soruyordunuz bana ama şimdi maşallah çatır çatır sıralamışsınız hepsini. Çekeceğim rastgele ve içinden birkaç tanesini cevaplayacağım burada sizlere. Bence çok zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Neler sormuşsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Bazılarını görmüştüm ama sizin sorularınızla başlayalım. Evet. Hayalinizdeki meslek finansal bir alana yönelmek miydi? Değilse neden böyle bir alanda çalıştınız efendim demiş. Son derece mantıklı bir soru. Hayalim finansal bir alana yönelmek değildi. Yani finans dünyası için yanıp tutuşmadım hiçbir zaman. Ama böyle bir iş adamı olmak, böyle takım elbiseler giymek, latteler içmek gibi hayallerim vardı. O yüzden de o kriterleri sağlayan işlerin başında da bankacılık geliyordu. O yüzden bankaya girdim. Yoksa öyle bir bankacılık yapayım, ay ekonomi çok güzel falan gibi bir moda girerek girmedim oraya. Girdikten sonra da hoşuma gitti oradaki bazı şeyler, o çalışma ortamı, iş ortamı vesaire kaldım. Yani dolayısıyla ne diyebiliriz? Hayalimizdeki meslek finansal bir alana yönelmek miydi? Değildi diyerek bunu cevaplamış olayım. Neymiş bir sonraki sorumuz? Her seferinde de bir heyecanlanıyorum yani. Jimmy Fallon'ın yaptığı gibi, kulakları çınlasın. Jimmy Fallon'ın yaptığı gibi bir televizyon programı yapmayı istediğinizi biliyoruz. Peki ondan sonrası için planlarınız var mı? Şu yaşa kadar talk show yapayım, ondan sonra şunu yaparım şeklinde. Yani daha yapmadığım işle ilgili değil de ondan sonra, yani yapmadığım bir işi de yapıp ondan sonra ne yapacağımı soran bu aşırı öngörülü izleyicime, takipçimize çok teşekkür ediyorum. Evet, Jimmy Fallon'ın yaptığı gibi olmasa da yani bir Kaan Sekban talk show yapmak çok istiyorum. Böyle bir hayalim var zamanı gelince. Ondan sonrası için de bilmiyorum herhalde yani uzun vadede siyasete atılmak gibi de bir hayalim var ama çok uzun vadede yani 10-15 sene sonra böyle bir belediye başkanlığı falan yapmak gibi uçuk bir hayalim var. 45'e kadar talk show yapayım, 45'ten sonra belediye başkanı olayım. Ondan sonrasını da siz merak edersiniz şimdi. Ondan sonrasını bilmiyorum yani 50-55'ten sonrası şu an planlamadım. Teşekkür ediyorum sorunuza. Evet, bir sonraki sorumuz. Uzun yıllar finans sektöründe bulundunuz. O zaman neler hissettiniz? Bizim gibi gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Estağfurullah. Finans sektöründeyken neler hissettiğimi sormuş. Çok çeşitli hisler barındırdım. Yani kah güldüm, kah sinirlendim, kah cinnet geçirdim. Ama o çalıştığım 10 sene boyunca genel olarak çalıştığım insanları sevdiğim için birkaç tane o kitapta yazdığım hariç genel olarak birlikte çalıştığım insanlarla çok eğlendiğim ve çok iyi beslendiğim için aslında işin kendini çok belki sevmememe rağmen orada keyifle çalışabildim. Tavsiye estağfurullah yani kimsenin kimseye aslında tavsiye vermek haddi değil çünkü herkes belli bir yaşı belli bir olgunluğun üstünde insanlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Hoşumuza gitmeyen bir durum olduğu zaman iş hayatında o hoşumuza gitmeyen, hoşnutsuz durumun ortaya çıkmasında kendi rolümüz neydi onu biraz sorgulamak bence lazım. Ve onu daha iyi bir hale getirmek yani mutlu olacağımız bir duruma getirmek için biz ne yapabiliriz? Çünkü iş hayatında o kadar büyük konfor alanlarına alışıyoruz ki her şeyi karşı taraftan beklemek de bunlardan bir tanesi. Bir şey yolunda gitmeyince işte müdürüm yapmadı, İK böyle dedi. Yandaki böyle, ben ne yapayım gibi mazeretlerin arkasında ben ne yapayım değil işte. Ben ne yapayım gerçekten o soruyu sormak lazım. Ben ne yapabilirim, ben ne yapacağım? Yani ben ne yapayım değil de ben ne yapayım gibi sormak benim verebileceğim naçizane bir tavsiye olacaktır sizlere. Bittikçe sorular zorlaşıyor. Marketing Father, Rumuzlu arkadaşımız sormuş. İletişim diliyle zor olan beyaz yakalı olmak mı? Yoksa beyaz yakalılarla çalışmak mı? Samimi cevap bekliyorum diye de şirin de bir gülücük de koyarak. Evet, yani zor olan, yani bence ne beyaz yakalı olmak ne beyaz yakalılarla çalışmak. Öyle bir sınıflandırma yapmak istemiyorum ama yani bizim ülkemizde
beyaz yakalı olduğunuzda da birileriyle çalışıyorsunuz. Beyaz yakalılarla çalıştığınızda birileriyle çalışıyorsunuz. Birileriyle çalışmak bizim ülkemizde biraz zor. Neden? Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir yapı var. Az önceki soruda da söyledim. Bir böyle memnuniyetsizliğe odaklanma ve başkasıyla ilgili de böyle bir aşağı çekme. Böyle aşırı bir dedikodu üzerinden ilerleme gibi böyle bize has bir takım şeyler var. O yüzden bizim ülkemizde evet biraz kolay değil insanlarla iş yapmak ama doğru iletişim kurduğunuz zaman yani hakikaten böyle kısasa kısas değil yani sizin hoşunuza gitmeyecek bir yaklaşımda bile onu böyle bir alt edecek tatlılıkla yaklaştığınız zaman o zaman işte bütün o defoları aştığınızı göreceksiniz. Yani ben öyle yapıyorum. Mesela şimdi de mesela çok fazla beyaz yakalı insanla bir araya geliyorum etkinliklerde, gösterilerde vesairelerde. Böyle bir böyle defans yapmaya çalışan yaklaşımlar olabiliyor. Hani benim yaptığım işe veya beyaz yakalı dünyaya yönelik. Aynı defansla veya ofansla değil, böyle birazcık empati yapmaya çalışarak yaklaştığım zaman daha kolay iletişim kurduğumu ve daha tatlı çözdüğümü gördüm. Çalışırken de böyleydi. Yani beyaz yakalıyken de böyleydi. Çok böyle aşılamayacak şeyleri böyle biraz işi dalgaya vurarak mizahla tatlı bir şekilde dile getirebildiğim ve o dile getirebildiğim sorunları nispeten çözdürebildiğim bir 10 yıl geçirdim. O yüzden işin sırrı aslında iletişim dilini bence doğru kullanmakta diye düşünüyorum. Bence muhteşem cevap verdim. Kayropraktik beyefendi, tanıyorum kendisini, sosyal medyadan da çok severiz, takip ederiz. Saçmalar kelimesini kullanmaya başladığınız ilk zamanlar yakın çevrenizden eleştiri aldınız mı? Eleştiri almadım aslında ama saçmaları daha vahim benim soyadım zannedenler oldu. Sayın Saçmalar Bey, Sayın Saçmalar Bey, yani saçmalar değil benim soyadım diyorum. Saçmalar Bey, Saçmalar Bey. Ya da gösterilerde mesela işte bilet sitelerinde falan Kaan Sekman'ın gösterisi saçmalar. Hayır, Kaan Sekman saçmalar. Yani bu kadar zor olmamalı bu üç kelimeyi yan yana kullanmak. Yanlış anlaşılmalarla daha çok mücadele ettim ve etmekteyim. Bir herhangi bir tepki görmedim. Bazen tabii böyle beni tenkit etmek isteyenler gerçekten saçmaladı falan gibi şeyler yazıyorlar ama yakın çevremden hiçbir tepki görmedim. Herkes çok tatlı kabul etti bu ismi. Selin Hanım olabilir, SLNPKTS, Selin Pektaş olabilir mesela diye geldi benim aklıma. Nickname'li takipçimiz. Finans ve komedyenlik çok ayrı iki meslek. Finansal tabloları incelemek mi yoksa insanlarla iletişim kurmak mı daha zor? Finansal tabloları incelemek tabii ki. Çünkü yani bana hiç göre değil. O yüzden zaten oradan kendimi sıyırdım. Ama insanlarla iletişim kurmak da kolay bir şey gibi düşünülmesin. Bu biraz insanın yapısıyla alakalı. Bazı insanlar biraz daha kendi içinde kapalı, kendi içinde iletişim anlamında daha muhafazakar, daha böyle dışa dönük olmayan insanlar. Onlar için tabii belki tablo incelemek veya operasyonel işler yapmak daha kolay olabilir. Ama benim için etkileşim kurmak daha kolay, daha zevkli daha doğrusu. Yani sevdiğim bir şey. O yüzden böyle yeni birini tanıdığım zaman, sohbet ettiğim zaman acayip keyif alıyorum. Tablolar hiç almayayım yani. Hiç. Yani konusunu bile geçirmek istemiyorum. Çakıcılar. Ekşi sözlükten bahsediyor herhalde. Sizin için PR çalışması yapıyor, yorumları yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ya PR çalışması tabii ki yapıyorum. Doğru bir yorum. Çünkü yapmak zorundayım. Yani bu bir bildiğim kadarıyla bir terör suçu falan değil PR yapmak. Ama şöyle bir PR yapıyorum. Yani oradaki suçlamalar sanırım bir para karşılığı PR yaptığım ki o da çok normal. Yani o da bu işin içinde olan bir şey ama hani bazı gazetecilerle sanki böyle para verip röportaj yapmışım falan gibi orada bir takım suçlamalar var. Öyle bir şey yok. PR yapıyorum ama mesela bir PR'cım hiç olmadı. Bir menajerim hiç yok, hala yok. Kendi PR'ımı kendim yapıyorum. Self marketing burada yani self marketing is everything diye benim bir mottom var. Gerçekten öyle. Kendi pazarlama, artık öz pazarlama mı denir Türkçesi bilmiyorum ama artık bence bütün dünya buna gidiyor. Yani o şey çok eskide kaldı. Menajerler, PR'cılar arayacak gazeteleri, Kaan'ın haberini gir. Hayır,
abicim. Sen bir şey ortaya koyacaksın, bir ürün ortaya koyacaksın, kendini pazarlayacaksın. Pazarlamak kötü gibi geliyor kulağa ama aslında çok normal. Yani tanıtmak anlamında. Kendini pazarlayacaksın, o kadar iyi bir şey ortaya çıkaracaksın ki hiç başkasının arkadan ittirmesine gerek kalmasın. Ben açıkçası Ayşe Arman'la yaptığım röportajda da geçen hafta Cem Yılmaz sahneme geldi, onurlandırdı. Bunların hepsi benim sosyal medyada başlayan, kitabımla ve sahne şovlarımı devam eden serüvenimin duyulmasıyla birlikte o değerli isimlerin ve daha pek çok değerli ismin gelip Nükhet Duru ile yaptığım düetin de gelip bana teveccüh göstermesiyle olan şeyler. Yani benim çıkıp da işte aman Ayşe Arman ne olur röportaj yapayım falan gibi birçok insanın yaptığı gibi değil. Tamamen böyle muzur bir video yapıp bir tanıdık aracılığıyla kendisine göstermiştik ve o da çok beğenip ondan sonra paylaşmıştı falan gibi. Yani PR yapılabilir. PR kötü bir şey değildir. Ben de yapıyorum ama kendim yapıyorum. Başkasına yaptırmıyorum. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Okan Acar. Klasik bildiğimiz komedyenlerden farklı bir kariyeriniz olduğunu göz önünde bulundurursak. Bulundurursak ama yani bulundurmuş değiliz. Bulundurmayacağımıza henüz karar vermedik ama bulundurursak. What if? İleride de klasik bir komedyenin kariyeri, hemen hemen hepsinin filmi var demiş parantez içinde. Klasik bir komedyenin kariyeri farklı bir bakış açısıyla sizi görmemiz mümkün mü? Veya nerelerde göreceğiz ileride sizi? Valla bilmiyorum yani ben de film yapmak isterim ileride ama beni daha çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi ben bir İngilizce stand-up yapmak çok istiyorum. Türkiye'deki expatlarla başlayıp yurt dışında küçük küçük yabancılara komedi yapmak istiyorum. Ama bu yoğunluktan bir türlü bitiremedim. Yazmaya başladığım bir tekst var. Beni en çok heyecanlandıran şey o. Dünya çapında bir komedyen olmak en büyük hayalim. Türkiye çapında bir komedyen olmaya başladım. O yoluna girdi gibi görünüyor. Dünya çapında işler yapmak istiyorum. Beni en çok heyecanlandıran şey o. Dünya insanı olmak çok istiyorum. Bir gün bir Ellen Show'da konuk olmak, Jimmy Fallon Show'a çıkmak. Bunlar benim en büyük, en uçuk hayallerim arasında yer alıyor. Bir mini dizi yapmak istiyorum. Modern insanın hayatıyla ilgili daha önce yapılmamış tarzda ülkemde yine böyle bir internet platformuna bir dizi yapmak istiyorum. Yazmaya da ufak ufak başladım. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Yani yapılmamış şeyleri yapmak ve biraz daha dünya çapında işler yapmak benim heyecanlandığım şeyler. Pınar Sapmaz olabilir, sesli harfleri çıkarmış. Takipçilerinizin neredeyse hiçbirini yanıtsız bırakmıyorsunuz. Bu hep söylediğiniz kaliteli takipçi kitlenizin oluşmasındaki en büyük etken nedir? Çok güzel bir soru. Bilmiyorum yani sanırım vermeye çalıştığınız şeyin direkt alması gereken insanların almasıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yaptığım şeyin mutlaka geçmediği veya komik bulunmadığı veya hitap etmediği insanlar da olacaktır. Her gün yüzlerce insan da takipten çıkıyor ama bir o kadar da takip ediyor. Zannediyorum o iletişimin çok değerli buluyor insanlar. Yani mesela takipten çıkanlar da çok komik haber vererek çıkıyorlar. Öyle bir nezaket içindeler ki Kaan Bey bilmem ne paylaşımınızdan ötürü takipten çıkıyoruz. Kaan Bey bileklerinizi, gösterilerinizi çok paylaştığınız için takipten çıkıyoruz. Yani böyle hani ben gidiyorum, hani ben artık doydum gibi haber veriyorlar. Ben de sefa ile diyorum, Allah'a ısmarladık diyorum. Ondan sonucuma terliklerini alıp ayakkabılarını verip uğurluyorum onları. Böyle bir iletişimimiz var kendi aramızda. Yani çok birebir iletişim halindeyiz. Tabii ki çok takipçi olduğu için yani 140-142 bin gibi gerçek yani öyle satın alınmış falan fake değil. Gerçek kaliteli takipçim olduğu için hepsiyle iletişim kurmayı çok seviyorum. Zannediyorum bu ilginin, bu teveccühün, bu sevginin sebebi de o iletişim. Ve şunu aslında biz yıkıyoruz ya yavaş yavaş. Genelde hep böyle vasat avam işler yapıldığı zaman işte halk bunu istiyor, toplum bunu istiyor falan gibi böyle ucuz mazeretlerin arkasından sığınan insanların ezberini bozmaya başladık. 2017 yılında yani geçtiğimiz 2017-2018 kültür sanat sezonunda Biletix'te ben en çok satış yapan stand-up komedyeni oldum. Bu da burada kendimi değil seyirciyi övmek için söylüyorum. Çünkü seyirci gerçekten değişik, kaliteli,
işler almaya çok hazır. Ha Kaan, sen çok mu kaliteli olduğunu düşünüyorsun? Kalitesiz olmadığımı en azından biliyorum. O tabii göreceli bir kavram ama ben hiç küfür etmeden, hiç bel altına inmeden başka farklı bir mizah yapıyorum. Onu da çok sahiplendi insanlar. Kaliteli işler yapınca kaliteli takipçiler de, izleyiciler de sizi buluyorlar efendim. Evet, felsefi bir cevap verdikten sonra Marketing Stalker 3 kelimeyle Kaan Sekbank kimdir? Yani neden 3 kelime? Neden? Yani bu formatı kim çıkardıysa Allah ıslah etsin. 3 kelimeyle Kaan Sekbank kimdir? 3 kelimeyle Kaan Sekbank'ı söylüyorum. İhsan Kaan Sekbank. Yani bir de göbek adım var benim. 3 kelimeyle Kaan Sekbank budur yani. Ve 3 kelimeyle iş dünyasını nasıl tanımlarsınız? Bu şimdi şey zor. 3 kelimeyle iş dünyasını nasıl tanımlarsınız? Hem çok zor hem de çok kolay. Bakın ikisi de aynı andadır iş hayatında. Ve bu ikisini de hem zor hem kolay hem de insana bağlı. Yani ikisi de insana bağlı. Zorlaştıran da insan, kolaylaştıran da insan. O yüzden iş hayatını nasıl tanımlarsınız derseniz birincisi insana bağlı, ikincisi çok zor, üçüncüsü çok kolay olarak tanımlarım. Çünkü benim hep söylediğim şey de o. Yapılan işin zorluğu insanları bıktıran şey o değil. İnsanları bıktıran insanların zorluğu, insanların zorlaştırması, en basit bir şeyi bile zorlaştıran insanın ta kendisi. O yüzden de hem çok zor iş hayatı hem çok kolay ve çok insana bağlı bir şey. İstediği kadar robotlaşsın, istediği kadar robotlar gelip yapsın her şeyi. Neticede yine her şey insanda bitiyor. O yüzden de birbirimize iyi davranalım, iyi iletişim kuralım, empati yapalım. Başkasının başarısını, mutluluğunu aşağı çekmeye çalışmayalım. İnsanları tatillerde taciz etmeyelim. 6'dan sonra çalışanlarımızı aramayalım. Bildiğimiz şeyleri aktarmaktan başkalarına çekinmeyelim. Ve günlük gülistanlık işimizi görüp akşam huzur içinde evimize gidelim diyorum. Ve bütün sorularınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cevaplayamadığım sorular var. O arkadaşlarım da benim sorumu cevaplamadınız diye sosyal medyadan bana ulaşırlarsa seve seve sosyal medyadan da cevaplamaya devam ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler.